Evet, özellikle uzun zamandır tartışma konularından birisi hem Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin harcamaları hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem araç hem uçak filosuydu. Aynı zamanda korumalarına ilişkin de bu noktada harcamaların oldukça yüksek olduğuna dair bilgiler paylaşılıyordu. Şimdi ona ilişkin bir gelişmeyi aktaralım sizlere. Erdoğan'ın sayısı sır gibi saklanan koruma ordusu için sadece bu yılın ilk 4 ayında toplam 155 milyon lira harcandığı ortaya çıktı. Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı dar gelirlinin omzundaki yükü arttırırken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesini koruyan koruma ordusu için kesenin ağzı sonuna kadar açıldı. Erdoğan'ın koruma ordusu için sadece bu yılın ilk 4 ayında harcama rekoru kırıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün mali tablolarında yer alan bilgilere göre Cumhurbaşkanlığı korumalarının bağlı olduğu Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı bu yılın Ocak ve Nisan aylarını kapsayan 4 aylık dönemde tam 155 milyon 438 bin lira harcadı. Bu para 36.600 asgari ücretli çalışanın bir aylık maaşına denk geliyor. Korumalar için sadece günlük harcanan tutar bile 1 milyon 300 bin lirayı buluyor. Cumhurbaşkanlığı korumaları için yapılan harcamalar birçok daire başkanlığı için yapılan harcamaların da çok üzerinde. Bu yılın ilk 4 ayında kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele daire başkanlığı 36 milyon 976 bin liralık harcama gerçekleştirdi. Narkotik suçlarla mücadele daire başkanlığının harcaması ise 43 milyon 500 bin lira oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün mali tablolarına göre Meclis Koruma Daire Başkanlığı'nın bu yılın ilk 4 ayında yaptığı harcama ise tam 58 milyon 254 bin lira. Erdoğan ve ailesini koruyan koruma sayısı yıllardır sır gibi saklanıyor. Milletvekillerinin konuyla ilgili soru önergeleri bugüne kadar cevapsız kaldı. Yalnızca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığında görevli kaç koruma var sorusuna yeteri kadar personel var yanıtını verdi.